gerek sınır güvenliği, gerekse terörle mücadeleyle ilgisi olması bakımından önemli bir yeniliğimizde Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdaki entegre sınır yönetim sistemidir. Bunun içinde sınır aydınlatması ve güvenlik duvarı, çitler gibi sınır fiziki güvenlik tedbirleri var. Şu ana kadar Suriye sınırında acil sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında 90 kilometresi valiliklerimiz, 495 kilometresi TOKİ ve 170 kilometresi Milli Savunma Bakanlığı tarafından olmak üzere toplam 755 kilometre modüler duvar, beton duvar yapılmıştır. Valiliklerimiz tarafından bu duvarları takip eden 28 kilometre yol, 44 kilometre kafes tel tamamlanmıştır. Hatay sınırımızda 38 kilometre yüksek güvenlikli çit tamamlanmıştır. Yine gerek Doğu ve Güneydoğu'da, gerekse ülkemizin batı sınırında toplam 370 kilometre sınır aydınlatması gerçekleştirilmiştir. Tabii bu sınır projelerinde üretim halen devam etmektedir. Gerek modüler duvar, gerekse yol ve çit çalışmalarımız sürmektedir. Yani özetle Türkiye 2002'den beri temin ettiği ekonomik gücü 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu yeni bir vizyonla birleştirmiş ve terörle mücadelede çok farklı bir boyuta geçmiştir. Aldığımız neticeler ve istihbaratlar bize göstermektedir ki Türkiye bu mücadelede sona yaklaşmıştır. Ve bugüne kadar olmadığı şekilde güçlü ve avantajlıdır. Değerli arkadaşlarım, önemli bir faaliyet alanımızda biliyorsunuz ki uyuşturucu ile mücadeledir. Bu konu hem terörle mücadele ile ilgilidir hem de ülkemizin geleceği olan gençlerimizle alakalıdır. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki terörle mücadelenin en önemli ayaklarından bir tanesidir. Çünkü terörist bir mermi atar, karşısındaki kişiyi vurur. Oysa uyuşturucu taciri hem gencimizi zehirliyor, hem ondan kazandığı parayla birlikte teröristin mermisini satın alıyor, hem de bize büyük bir acı veriyor. Dolayısıyla iki yerden de bizim canımızı yakıyor. Bu noktada da mücadelemizi bir üst seviyeye taşıdık. Ve uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadeleyle aynı seviyede değerlendirdiğimiz yepyeni bir anlayış ortaya koyduk. İçişleri Bakanlığı'nın bütün birimlerinin, zabıtalar da dahil olmak üzere bu işle ilgili görev ve sorumluluğu vardır. Denizde ve karada, tarladan torbaya kadar bu illeti takip etmek zorundayız. Gösterdiğimiz bu kararlılık neticesinde son bir yıl içerisinde yaptığımız operasyonlar neticesinde yasa dışı kenevir ekiminin 3 kat azaldığı gözlemlenmiştir. Ve bu operasyonlarla birlikte kenevir ekilen tarlalarda bu sene buğday ekildiğini rahat bir şekilde müşahede ettiğimizi sizlerle paylaşabilirim. Demek ki operasyonlarımız netice veriyorlar. Bu operasyonlar neticesinde 2016 yılının ilk 8 ayına göre 2017 yılında yakalanan uyuşturucu miktarı %212. Bu rakama dikkatinizi çekmek isterim. Uyuşturucu hap miktarı ise %195 artmıştır. 1 Eylül 2016, 25 Eylül 2017 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 91.812 operasyon icra edilmiş, 212 ton esrar, 9.7 ton eroin, 756 kilogram kokain, 553 kilogram bonzai, 25 milyon adet uyuşturucu hap, 22 milyon adet de kenevir ele geçirilmiştir. Şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucu meselesi bizim karşı karşıya kalmış olduğumuz saldırıların belki de en önemli noktalarından bir tanesidir. Biz sadece uyuşturucuda bir transit ülke değiliz. Aynı zamanda uyuşturucuda bir hedef ülkeyiz. Kıymetli valilerimiz, Milli Eğitim Bakanımız da gelecek. Dün beraber Çalışma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız bir protokol imzaladık. Toplum yararına çalışmadan artık sertifikası olan güvenlik görevlilerini okullarımızda çalıştırabileceğiz. Bunların her birinin bir sebebi var. 760'ın üzerindeki okul, öncelikli olarak tercih ettiğimiz merkezlerdeki okulları güvenlik kameralarıyla donatıyoruz. Okulların asayişinin sağlanması, güvenliğinin sağlanması konusunda her okulda bizim bir koordinatörümüz olacak. Okul aile birlikleriyle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, okuldaki müdürlerimizle irtibatı sağlayabilecek, herhangi bir güvenlik durumunda kırmızı alarma basabilecek bir koordinatörümüz söz konusu olacak. Bu da yetmedi. Yine önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlanmak üzere Ulaştırma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla yepyeni bir servis yönetmeliği hazırlıyoruz. Yani yukarıdan aşağıya bütün dizaynı tekrar yapabilecek bir hali ortaya koyacağız. Bakın kıymetli valilerimiz, biz kuralları çıkarıyoruz, yönetmelikleri yazıyoruz. Ama bizim en büyük eksikliğimiz denetimdir. Bunu net söylemek istiyorum. Ve kamu verimliliğini de en fazla etkileyen mesele denetimsizliktir. Siz sadece şehrin valileri değilsiniz. Şehrin büyükleri, şehrin abileri, şehrin tecrübelileri, bir öğrencinin amcası, dayısı, hatta babası yerindesiniz. Eğer siz haftada bir, 15 günde bir okulun etrafında benim evlatlarım burada güvenlik içerisinde mi diye adım atarsanız, biliniz ki kaymakamımız sizden daha fazla adım atar. Biliniz ki polis müdürümüz sizden daha fazla adım atar. Biliniz ki oradaki bekçimiz, oradaki polisimiz, oradaki güvenlik koordinatörü arkadaşımız sizden daha fazla adım atar. Biz örnek olmakla ve meselemizi takip etmekle yükümlüyüz. Başarı takipten gelir. Onun için biz BİMER'e ve CİMER'e şikayeti azaltacak mekanizmaları kendi içimizde oluşturmakla mükellefiz. Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli valilerimiz, güçlenmek, modernleşmek ve doğrudan iletişim önümüzdeki sürecin şifresidir. Bana göre bu üç kelime önümüzdeki dönemi anlatabilir. Allah'ınızı seversiniz. Çok çok okula gidin, çocuklarımızla orada yüz yüze gelin. Onları dinleyin. Onların temizlikleriyle karşı karşıya kalın. Siz onları anlatın ama onlar da size anlatmasına müsaade edin. Hayatı boyunca elde edeceği en büyük tecrübelerden bir tanesidir. İnanın ki daha dürüst, daha çalışkan, daha idealist olmayı onlara öğreteceksiniz. Onlara uzanacak bir adımınız. Bazen bir yönetici, bazen müşfik bir aile reisi, bazen derde derman bir kardeş, bazen kararlarda etkin ve hızlı bir lider, valinin görev alanına girmeyen hiçbir şeyin olmadığını ifade etmek istiyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Tekrar sevgilerimi, muhabbetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.